Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati programımızla karşınızdayız. Tabii dünya alarma geçti. Son gelen verilerin ardından korona mutasyon geçirdi. Ülkeler kapılarını kapattı. Avrupa'da da büyük panik sonrası da kırmızı alarm durumuna geçildi. Dünya Sağlık Örgütü demişti ki daha önce İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsünün daha bulaşıcı bir yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini duyurdu. Tabii mutasyon duyurusu sonrası da Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu. Türkiye de aynı şekilde alarma geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu yeni mutasyona uğradı diyoruz ama aşı, önümüzde de bir aşı süreci var. Nasıl etkileyecek? Gün boyunca da konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz KRT ekranlarında. Hemen konuğumuza dönelim, stüdyomuza. Doktor Aylin Yaman bizimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi. Aynı zamanda da COVID-19 Danışma Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Bizlere Skype'dan da bağlanan Profesör Doktor Derya Unutmaz hocamıza da hoş geldiniz diyelim. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun hocam, biz iyi olmaya çalışıyoruz da işte böyle tam bitti derken bu kabus bir türlü bitmiyor. Ekranımızda da şimdi öyle yazıyoruz. Dolayısıyla hani bu panikle çok bir panik havası da oluştu. Bu doğru mudur? Ne yapmamız lazım? Ne kadar endişelenmeliyiz? Bunu da konuşacağız. Ben hemen Aylin Hanım'la başlamak istiyorum. Şimdi endişe yarattı tabii. Yani ne kadar endişelenmeliyiz? Ne olması gerekiyor? Bir an önce tabii biz de kapıları kapatmış olduk. Belki bu tarz önlemleri almak, zamanında almak daha doğru ama burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani hani tamam, bir dönem bir rehavete kapıldık. Bir hata olduğunda gördük onun. Dolayısıyla şimdi daha da geniş önlemlerle devam ediyoruz. Böyle devam ettiğimiz sürece, daha doğrusu üstüne ne yapmamız gerekiyor başka? Aşıya geçmeden önce bir bunu sorayım. Şimdi şöyle iki şekilde cevap vereyim. Öncelikle Türk vatandaşları olarak ne yapmamız gerekiyor? Evet. Bir de devlet olarak ne yapmamız gerekiyor gibi ikiye ayırmamız lazım aslında konuyu. Vatandaşlar olarak konuyu uzmanlarına bırakıp zaten yapmamız gereken şeylere devam etmemiz lazım. Nedir? Kalabalığa karışmamak, maskelerimizi kullanmak, mesafe kuralını uygulamak, temizliğe dikkat etmek. Bunun dışında panik yapılacak bir durum yok. Çünkü kontrol şu anda elimizde değil. Dolayısıyla işin uzmanlarına bırakıp olayı elbette ki takip edip ama yapacağımız şey aynı. Aynı şekilde maskemize ve mesafemize dikkat ederek ve kalabalıktan uzak yaşayarak devam etmemiz gerekiyor. O yüzden bu panik havası doğru değil. İşi uzmanına bırakmamız gerekiyor. Uzmanların bir takım açıklamaları var. Derya hocam da açıklayacaktır zaten şimdi ama bulaştırıcılığının arttığına dair bir takım söylemler var. İngiliz Sağlık Bakanı da bu konuda açıklamalar yaptı. Dünya Sağlık Örgütü de. Ama hastalığın ölüm oranlarını arttırdığına dair henüz bir veri yok elimizde. Aşıların boşa düşeceği konusunda bir panik havası yaşanıyor şu anda. Onunla ilgili de bir bulgu yok şu anda. Verileri takip edeceğiz ve bilime güveneceğiz her zamanki gibi. Şimdi o kadar çok soru işaretleri oldu ki yani bir kafamızda birdenbire. Hocam, Derya hocam, hemen size döneyim. Ne kadar endişelenmeliyiz ve niye ya da panik yapmamalıyız demiştiniz. Sizin bir videonuz da yayınlanmıştı. Evet, yapmamamız gerekiyor ama yine de bu şekilde de önlemlerle devam etmeliyiz. Şimdi aşılama sürecini bu durum nasıl etkileyecek? En çok kafamızda bu var şu anda, soru işareti olarak duruyor. Bu aşı mutasyona uğramış olan bir virüse de etki edecek mi, etmeyecek mi? Bu var. Ayrıca bir de şimdi hastalık, bir virüs mutasyona uğraya biter gibi de bir algı da var yani halk arasında. Bu doğru mudur? Gerçekten hani artık bitiş sürecine mi geçiyor anlamına geliyor? Son sorudan başlayayım. Virüsler mutasyona uğratarak kendilerini yok etmezler. Yani bu virüsün amacı daha çok insana, daha çok yere yayılmaktır. Bu seçildi, seçim yaparlar.
Virüs daha hafif geçebilir, daha az ölümcül olabilir, daha fazla ölümcül olabilir. Bunlar mümkün ama virüsü mutasyonla yok olacak diye beklemek bence çok gereksiz olur. Bu son mutasyonlarla ilgili endişe edilecek noktalar var. Ama panik yapılmaması gereken bu aşılarla ilgili. Öncelikle neden endişe etmeliyiz? Bu ondan birazcık bahsedeyim. Bu tip virüsün ya da varyantın aslında birkaç farklı mutasyonları var. Bu yaklaşık 14 tane ve bunların hemen hemen hepsi de yüzeydeki bu virüsün anahtarı dediğimiz başak proteini kısmı. Bu neden önemli? Çünkü anahtarda olacak herhangi bir değişiklik virüsün kilide bağlanmasını daha iyi hale getirebilir, daha hızlı hale getirebilir ve bu sayede de daha fazla hücrenin içine daha çabuk girmesini sağlar ve bulaşıcılık da bundan dolayı hızlı bir şekilde artabilir. Bu mutasyonlardan bir tanesi hayvan deneylerinde gerçekten virüsün daha iyi bağlandığını bu kilidine gösterildi. Birkaç mutasyonlar daha var. Birinci veri bu, endişe verici. İkinci belki daha endişe verici bir veri de aslında bu mutasyonlar Eylül-Ekim ayları gibi belirlenmişti. Fakat son iki haftada İngiltere'de çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Ama yayılmaya başladı derken şimdi bir sürü mutasyona uğramış bir sürü virüs tipleri var. Yani koronavirüsün. Bu virüs bir anda onların önüne geçti. Yani bir rekabet oluştu. Ve bu şu demektir. Bu virüsün bir avantajı var demektir. Yani diğer virüslere göre daha hızlı yayılıyor. Onların yerine geçiyor anlamına. Yani %1-2'lerden %60'lara varan bir orana ulaşmış durumda. Bu konu tabii ki endişe edeceğimiz konu. Bu Türkiye açısından da önemli. Onun için Türkiye'nin şu anda İngiltere'ye yasak koyması bence önemli. Diğer birçok Avrupa ülkesi de kurdu. Aynı zamanda Türkiye'de bu virüsün mutasyonları var mı yok mu bunu da araştırmak lazım. Yani bu virüsleri sekanslıyorsunuz, o kodlarını anlıyorsunuz. Bunu devamlı yapmak lazım zaten. Belki Türkiye'de yeni varyantlar da ortaya çıkabilir. Bu da önemli. Aşılarla ilgili şu anda endişe edilecek bir nokta yok. Neden yok diye sorarsanız. Çünkü aşılar bağışıklık sistemimizi bu anahtarın birçok yerine karşı eğitiyor. Yani bu mutasyon anahtarın ufak bir kısmında olabilir. Oraya karşı akıllı füzeler, antikorlar bağlanamayabilir. Ama onun dışında düzinelerce bağlanabilecekleri yerler var. Bu bakımdan da aşılarda çok büyük sorun görmüyoruz. Bu olmayacak anlamına gelmez. Şunu da son olarak altını çizmek istiyorum. Bu mutasyonlar ne kadar artarsa, yani enfeksiyon oranını biz ne kadar az kontrol edersek, virüse şans tanımış oluyoruz. Yani virüs devamlı mutasyonları artırıyor ve öyle bir noktaya gelebilir ki uzak bir ihtimalde olsa bu sefer aşılardan kaçmaya başlayabilir. Bence bu bakımdan hem bulaşıcı virüslerin daha bulaşıcı virüslerin yayılmasını hem de bu olasılığı önlemek için tedbirleri daha da sıklaştırmamız lazım. Özellikle bu aşıların çıktığı zamanda. Şimdi biz biraz önce yazdı arkadaşlarımız aşı çalışmaları sil baştan mı olacak diye. O zaman şu anda böyle bir durum yok aslında. Mutasyonu yani bu süreci de takip etmek gerekiyor. Bir de tabii siz hani Eylül-Ekim dediniz ya, mesela Kasım'da mutasyonun Kasım'da İngiltere'de görüldüğü ve numunelerin alındığı da belirtiliyor. Evet. Buna yani ilişkin hasta... buyurun. Evet, ilk hasta zannediyorum bir bağışıklık bozukluğu olan bir hasta da ilk gözüküyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayındaydı. Sonra bir şekilde bu yavaş yavaş yayılmaya başlamış ve dediğiniz gibi Kasım'da görülmeye başlamış. Fakat son Aralık başından itibaren yani bu mutasyonun görülmesi sorun değil. Fakat dediğim gibi yani o yüzlerce değişik mutasyonu olan virüsler arasında bu kendini sıyırıyor ve yeni enfeksiyonların %60-70'ine ulaşıyor. Çok kısa bir sürede. Bu demektir ki bu virüsün, bu mutasyonların bir avantajı var demektir. Bir seçilme amacı avantajı vardır demektir. Bunun henüz tam bilimsel kanıtı olmasa da bu tabii ki bizi endişelendiriyor. Zaten İngiltere'nin de uyarması bu noktadan dolayıydı.
Tabii orada Avrupa'da neden önlemler daha önce gündeme gelmedi diye de sorular da geliyor. Doğru, evet. Bir taraftan neden daha önce olmadı? Peki Aylin Hanım, şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi yeni mutasyonlar işte her yerde her zaman olabilir diyoruz. Türkiye açısından baktığımızda olabilir Türkiye'de de bir aktif tarama var mıdır? Yani bunun hani bunu bilemiyoruz değil mi o yüzden? Şimdi aktif tarama olmadığı derken, için mi demek evet, lazım? Şimdi şöyle aktif tarama derken iki şey birbirine karışmasın. Yani bu PCR tekniğiyle yaptığımız pozitiflik taraması ayrı. Burada yapılan çalışmalar farklı. Burada da hiç şüphesiz ki laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı şekilde COVID Danışma Kurulu olarak bunu da biz öneriyoruz. Mutlaka bu izlem grubu, hem aşı geldikten sonraki takip grubu hem de bu işlemlerin aralıksız devam ediyor olması lazım. Zaten sağlık sistemleri içinde bunlar yapılıyor. Ama yapılırken tabii şeffaflık çok önemli. Biliyorsunuz bu sürecin başından beri ciddi bir şeffaflık ve veri kirliliği sorunu yaşadık. Hala yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü bu önlemleri, bir takım önlemler alırsanız takibini yapmak zorundasınız. O önlemler ne işe yaradı? Mesela iki şey sormak istiyorum ben. 65 yaş üstü grup için olayın başından beri bir takım önlemler alınıyor ama bunun sonuçları nelerdir? Bunların açıklanması lazım. İkincisi, şimdi yeni başlattığımız hafta sonları kapanma, hafta içi 9'dan sonraki kapanmalarda bir takım şimdi vaka sayılarında azalma gibi izliyoruz. Ölüm sayılarında herhangi bir azalma yok fakat test sayılarında da bir azalma var. Dolayısıyla orana bakmamız lazım bizim. Yapılan testlerin yüzde kaçı pozitif çıkıyor? Azalma var diye, önlemler başarılı oluyor diye yansıtılan şeyin ne kadar doğru olduğuna emin olmamız lazım. Çünkü baktığınız zaman 200 binler sayısına ulaşmıştık biz günlük test sayısında. Oysa geçen gün, dündü sanırım, 158 binlerdeydi. Yani bunu düşürürseniz orana baktığınız zaman daha önce %14 küsürlerde olan oranınızın şimdi %15 küsürlere çıktığını görüyorsunuz. Yani bir şekilde algıyı yönetmek değil, gerçekten bilimsel verileri doğru bir şekilde sunmak lazım. Bu epidemiyolojik çalışmalar açısından da çok önemli. Halkın bilinçlendirilmesi açısından da çok önemli. Ama veri bizim için her şey. Bu takipleri, bu verilere güvenerek devam ettiriyor olmamız lazım. Şimdi tabii daha da önlemleri, işte kısıtlamalar, oteller, onlara size ayrıca soracağım ama bir de aşı için siz acil kullanım onayı düzenlenmesine dair bir kamuoyu açıklamasında bulundunuz COVID-19 aşısına ilişkin. Tek çıkış yolu aşılamadır diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu dönemde en tehlikeli şey, biliyorsunuz, aşı tereddütü diyoruz şu anda. Aslında bir grup aşı karşıtlığı var ama bir grupta aşı tereddütü yaşıyor. Aşı tereddütünün en önemli nedenlerinden biri aslında hükümetin o güvenilir ortamı şu anda ortaya sunamaması, bir takım çelişkili bilgilerle halkın kafasını karıştırması. Aşı bizim olmazsa olmazımız. Bu hiç tartışılacak bir konu değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak savunduğumuz şey şu: aşının güvenilirliği, etkinliği ve kalite süreçleri konusunda haberdar olmalıyız ve o bilgiler ışığında mutlaka aşılanmalıyız. Tek söylediğimiz şey orada da oydu. Biliyorsunuz bir genelge yayınlandı yeni, acil kullanım onayı ile ilgili. Bu bütün dünya ülkelerinde olabilecek bir şey ama bu veriler açıklandıktan sonra olması çok önemli. Orada vurguladığımız şey o. Ve Türkiye İlaç Eczacılık Kurumu tarafından verilecek bu ruhsatın yetkin kişilerce verilmesi çok önemli ve bağımsız kişiler tarafından bakılıyor olması çok önemli. Maalesef şu anda bir otoriter rejimin içindeyiz ve her kurum bir üstten onay alması gerektiği için bu bilimselliğe de vurulacak çok büyük bir darbedir. Mutlaka yetkin ve bağımsız kadrolarla verilmesi gerekiyor. Verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması
paylaşılması gerekiyor. Hatta dünyada FDA'nin yaptığı gibi biliyorsunuz Amerika'da kamuoyuna açık oturumlarda hem halkın hem tüm bilim insanlarının seyredebileceği, görebileceği şeffaf bir ortam hazırlanması gerekiyor. CHP COVID-19 Danışma Kurulu olarak bunu savunduk. Bunun da yayınını yaptık. Çok da değerli isimler var bu arada. Değerli hekimlerimiz de var o COVID kurulunda. Evet. Yine tekrar oradan da o önerilere döneceğiz tabii. Belirli asgari koşulların sağlanması teminat altına alınmalıdır diyorsunuz. Orada yine aşı izleme kurulundan bahsediyoruz. Çok önemli. Çünkü aşılar yapılmaya başlandıktan sonra süreç hala net değil şu anda. Evet, Çin'den aşı gelecek. Ama tam olarak sayı verilen bir 50 milyonluk sayı var. Tam sayı nedir? Ne zaman başlanacak? Faz 3 sonuçları nasıl açıklanacak? İşte biliyorsunuz Brezilya'da da aynı şekilde takipteyiz. Orada da bir açıklama süreci olacak. Bunu takip ediyoruz. Sonra yapım aşamasında da ciddi bir aşı izleme kuruluyla bunların takiplerinin yapılması gerekiyor. Hocam, Derya hocamıza hemen dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki siz demiştiniz ki virüslerin mutasyonları devamlı kontrol edilmeli. Nasıl kontrol edilecek? Yani... Konuşmayı çok fazla sevmiyorum. İyi senaryolara bakalım. Yani en azından peki, olabilecek senaryolara bakalım. Şu anda elimizde çok çok etkili kabul edilmiş iki aşı var. Arkadan gelen en az 4-5 tane sonuçları Ocak ayının içinde açıklanacak aşılar var. Bunlar bizim için virüse karşı en önemli silahlarımız ve bence bu virüsü bitirecek olan silahlar. Ve şu anda bütün dünyanın odaklanması gereken bu aşıları en hızlı bir şekilde nasıl uygularız ve toplumsal bağışıklığa nasıl ulaşırız? Bu süre içinde de dediğim gibi yine önlemlere, tedbirlere devam etmek. Benim tahminim bu yaza kadar bu virüsü çok büyük ölçüde kontrol altına alacağımız. Tabii çok kötü senaryolar oluşabilir, büyük şanssızlıklar olabilir ama bu da bir yerde bize de kalıyor açıkçası. Bence eğer bu seferberliği önümüzdeki 6 ay içinde devam ettirirsek virüsü kesinlikle alt edeceğimizi düşünüyorum. Güzel bir yaz olması değil. İnşallah, inşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Sağ olun. İyi günler. Evet, Derya Unutmaz hocamız da zaten bir videoda da paylaşmıştı. Orada da anlatmıştı. Evet. Hem nasıl olduğunu, işte mutasyona nasıl uğradığını, aşının nasıl etki ettiğini, etmediğini bunları açıklamıştı. Bir de kendisinden bir şey dinledik. Az önce çok büyük çaresizlik, bütün insanların sıkıntı içinde olduğundan bahsettiniz. Çok doğru. Zaten bir pandemi sürecinde bütün dünyanın yaşadığı şey bu ama burada ekstra başka durumlar var. Yani halkın çaresizliği itilmesi gibi. Biraz da bizi o mu bu hale soktu? Kesinlikle. Çünkü zaten ciddi bir medikal problemle karşı karşıyasınız. Bunun sosyal yansımaları var. Ama en büyük çaresizliği yaratan ekonomik kaygılar. İnsanları biliyorsunuz hep Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu da öneriyoruz ve hala öneriyoruz. Aslında doğru olan iki kuluçka süresi kadar ama en azından 14 gün tam kapanma diyoruz. Bu hem sağlık sistemini rahatlatmak hem ölümleri azaltmak için. Siz hala 14 gün kapanmaktan yanasınız. Ama kapanırken bunun altını çizmemiz lazım. Halkı kaderine terk ederek bir kapanmadan bahsetmiyoruz. Bütün büyük devletlerin yaptığı gibi destek paketleriyle kapanmadan bahsediyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Şimdi yeni bir takım şeyler açıklandı ama işte şehir farklılıklarına göre 500 lira ya da 750 lira kira yardımı gibi. Bu böyle değil. Bir takım şeylerin ötelenmesi değil. Çok daha halkı rahatlıkla evinde oturtacak insanlar mecbur dışarı çıkmaya ve para kazanmaya. Dolayısıyla halkı bununla baş başa bırakmayacağımız bir sistemle kapanma şart. Çünkü biz bağışıklığa ulaşana kadar da ciddi yaz aylarına kadar bir zamanımız geçecek. Hop diye olmayacak aşıyı yapabilsek bile ki kaldı ki herkese yapamayacağız. Şu andaki mevcut düzenle biliyorsunuz. O konuda net bir açıklama yok. Dolayısıyla biz bunu sağlayana kadar sistemi rahatlatmak biliyorsunuz her 10 sağlıkçıdan biri
hastalanıyor ve ölümleri biliyorsunuz kaybediyoruz sağlıkçıları ve çok ciddi sıkıntılar var burada. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ölümleri sayıyla ifade etmek bana çok acı geliyor. Her biri birer değer, birer can. Dolayısıyla bizim bunların da önüne geçiyor olmamız lazım. Ve kapanma gene olmazsa olmazımız işte diye söylüyorum. Şimdi bilim kurulu, danışma kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi COVID-19 danışma kurulu tavsiyelerde bulunurken zaten ekonomiyi de işin içine katarak o tavsiyelerle birlikte sunuyor bu basın açıklamalarını kamuoyuna. Ekonomik durum elbette belki de hani el vermeme endişeleri o 14 günlük kapanmada, ama şöyle mesajlar geliyor, size de geliyordur yani bütün izleyicilere de geliyordur. Örneğin otellerden paket program mesajları geliyor. Yani şimdi otellere böyle bir ayrıcalık mı tanınıyor? Orada yok mu bu kısıtlama? Peki diyelim ki gidildi. Diyelim ki bu 4 gün kalındı. Bu da başka şeyleri beraberinde getirmeyecek mi? Bence buna derhal bir önlem alınması lazım. Sanırım alınacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü bunun hiç şakası yok artık. Gerçekten insanlar bir takım özverilerde bulunarak bu kapanmaya giderken, her birimiz bir özveride bulunuyoruz. Bu kapanmaya giderken partilerin işte otellerde 4 günlük paket programların devam ediyor olması kabul edilemez bir şey. Hepimiz turizmin canlanmasını arzu ediyoruz. Hepimiz ülke ekonomisinin canlanmasını arzu ediyoruz ama bunların eşit koşullarda yapılıyor olması lazım. Böyle bir dönemde kalabalıklardan uzak durun derken bunun önünü açmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu işin hiç şakası yok. Gerçekten ben Türk insanının da buna itibar etmeyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Çünkü yeterince anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu işlere uzak durmamız gerekiyor derhal. Bununla ilgili de derhal önlemlerin alması lazım. Kısıtlamalar peki sizce işe yaradı mı? Yani ya da yarıyor mu? İşte iki haftayı geride bıraktık. Şimdi işte kısıtlamaların işe yarayıp yaramadığını verilerle anlamamız lazım. Ama hala verilerle oynandığı için anlayabiliyor olmamız siz mümkün değil. Siz danışma kurulu olarak da mı o verileri tabii, çünkü biz biliyorsunuz belediyeler üzerinden ölüm sayılarını vererek bunu ortaya koyduk. Tahminimiz şu anda yaklaşık 2,5 katı olduğu şeklinde açıklamamız da var. Sadece o değil, az önce size söylediğim az test yaparak sayıları az göstermek, bunun kimseye bir faydası yok. Bakın, dünya ortalaması, ölüm ortalaması %2 ile 3 arasında ölüm ortalaması varken bizde şu anda %0.89. bu anlaşılabilir bir şey değil. Virüs tüm dünyada aynı etkilerle çalışıyor zaten. Yani sadece ona baktığınız zaman bile orada ortada yanlış bir yönetim olduğunu anlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz sayılarla oynanma döneminde, sayı öyledir, ayağınıza dolanır. Bir şeyi manipüle etmeye çalıştığınız zaman başka bir yerden fire verir. Dolayısıyla bu süreci çok şeffaf ve net yönetmemiz lazım bundan sonra. Hele ki şimdi aşıların yapılması başlanacak, orada da çok önemli bir konu. Bakın, grip aşıları ile ilgili yeni, daha son bir hafta içinde bir sıkıntı yaşadık. Grip aşıları yaklaşık 2 milyon bile değil gelen, oysa bizim 25 milyon kronik hastamız var risk grubunda olarak kabul ettiğimiz. Onları aşılamamız gerekiyor ama hala ne yöntemle aşılanacağı belli değil. Eczaneler üzerinden de bir anda bir genelgeyle eczaneler üzerinden olan şey aile sağlığı merkezlerine alındı. Aile hekimlerinin bunun haberi yok. Hastalarla karşı karşıya geldiler ve bu sağlık şiddetini, sağlıkta istemediğimiz şiddeti de körükleyen bir şey. Aile hekimlerinin haberdar değil. Kaldı ki aile hekimlerinin üzerinde çok büyük yükler var bu dönemde. Hem filyasyon çalışmaları hem bürokratik işler, çok ciddi yükleri var. Dünya ortalamasına göre de çok az sayıda aile hekimimiz var. Türkiye'deki temel problemlerden bir tanesi de koruyucu hekimlik değil, tedavi edici hekimliğe ağırlık vermek son mesela yıllar yoğun içinde. Bakım sayısı az deniliyor işte, yani yatak sayısı, ya da şöyle sorayım, dolu deniliyor işte, %100 doluluk oranı var ya da %80 dolu. Evet. Oradaki asıl problem
Uzman eksikliği mi oluyor yoksa yatak eksikliği mi oluyor? Nasıl? Bu da çok güzel bir soru. Maalesef yoğun bakımları yatak sayısı üzerinden değerlendirmek doğru değil. Dünya bunu böyle değerlendirmiyor. Her yatak başına düşen hekim, yatak başına düşen hemşire, ki bunların kalifiye insanlar olması gerekiyor. Yoğun bakım bambaşka bir süreç. Ona göre bakmamız lazım. Şimdi şu anda Türkiye'de işleyen belli hastanelerde hızla yatak sayıları artırılıyor yoğun bakımda, ama aynı personelle yapılıyor bu. Bu tükenmişlik ve kaliteden uzak bir hasta hizmeti şeklinde bize geri dönüş oluyor. Yüzdelere bakacak olursanız aslında orada çok değişik oranlar var. Diyelim ki 16 tane yatağınız var yoğun bakımda ve hepsi doluysa %100 doluluk oluyor. Siz buna 8 tane yatak eklediğiniz zaman, çıkarttığınız zaman 24 tane yatağı gene %100 dolu olarak rakamlara geçiyor. Oysa siz orada %150 aslında dolu olmuş oluyorsunuz. Evet. Yani bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ve hiç kimse sınırsız kapasitede değil. Hemşireler özellikle yoğun bakım gibi kritik alanlarda, zaten tükenmişliğin fazla olduğu yerlerde hastalanma oranları da çok yüksek. Zaten tükenmişlik oranları da çok yüksek. Kimsenin bu ihtiyaca cevap verebilmesi mümkün değil. Evet. Aynı zamanda bir saptamamız daha var. Acil servislerde bekleme oranları. Dünya ortalaması en fazla 24 saate kadar acil serviste bekletin diyor hastayı. Çünkü kritik. Yani alın. Acil servisen hastanız geldi servise acil. Mi? İşte evet, yoğun bakıma ya da servise. Ağırlıklı olarak yoğun bakımı konuşuyoruz burada. En fazla 24 saat derken bizde 4 günlere uzadı. 4 gün sonra kadar, mı alınabiliyor? Evet, 4 güne uzayan süreç var. Şimdi bu takım yapılan önlemlerle hasta sayısında belki bir tık azalma olmuş olabilir, ama gördüğünüz gibi ölüm sayıları azalmıyor. Çünkü sağlık sisteminde bir tıkanıklık olunca, ki yoğun bakımlara giren hasta en az 15 gün kalıyor. Kolay değil yönetimi. Dolayısıyla geride tıkanıklıklar oluyor. Bizim bunları da düşünüyor ve ona göre planlama yapıyor olmamız lazım. Atanmayı bekleyen çok sayıda hemşiremiz var. Bu planlamaları yaparken yatak sayısını artırmakla gurur duymamalıyız. Yatak sayısı kadar İnsan kaynağı artırarak gurur duymalıyız. Bu çok önemli. Sağlık sisteminde bu maalesef çok eksik. Aynı şekilde koruyucu hekimlik kısmı çok yıllar içinde zayıflatıldı. Oysa koruyucu hekimlik olmazsa olmazı, temel direği sistemin, ağırlıklı olarak tedavi edici hekimliğe yönlenmek bir takım sorunları da karşımıza zaten çıkartıyor şimdi. Zaten bağlıyoruz zaman zaman hem aile hekimlerimizle birlikte, yani yetişemediklerini, evet, artık çok zor şartlarda kesinlikle, olduklarını kesinlikle her defasında belirtiyorlar. Her aile hekimliği birine 3124 hasta düşüyor. Çok çok bakın fazla. Bakın bu OECD ortalaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1070'lerde sanırım, küsuratı olabilir, 1070, yani 3'te 1'i kadar. İşte burada ki da yine hekim sayısı yetersiz da normal hekim, aile hekimliği, yani koruyucu hekimlikteki hekim sayısının 3 katı, düşen hasta sayısı 3'te 1'i. Yani kaliteli hizmeti ancak böyle verebilirsiniz. Çünkü kronik hastalık takipleri artık sadece o tarafta yönetiliyor. Gereksiz yere hastanelere hastaların yönlendirilmesinin hiçbir anlamı yok. Aynı şekilde salgın sürecinde de bu çok önemli. Yani sağlık çalışanı sayısının ne kadar önemli olduğunu kesinlikle bir kez daha altını çizelim. Hemen diğer konumuza da dönmek istiyorum. Genetik bilimci doçent doktor Çağan Kızıl bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi biz mutasyona uğradı diyoruz tabii. Mutasyon sonrası nasıl bir süreç bizi bekliyor derken, acaba daha da mı etkili bir virüste karşı karşıyayız? Yani bu daha mı tehlikeli oldu anlamına geliyor? İşte mutasyona uğramış hali mesela daha mı öldürücü? Daha çok mu panik yapmalıyız? Sayın Derya Unutmaz'a da biraz önce sorduk ama sizden de dinleyelim. Buyurun. Öncelikle virüsün mutasyona uğraması, değişiklik geçirmesi doğal bir süreç. Daha önce gördüğümüz bir süreç. İlk defa görmüyoruz. Şu anda İngiltere'den bize gelen bu varyantta bir tane değil, 17 farklı değişiklik var. Çin'de ilk önce Ocak ayında bize verilen o referans genomuyla karşılaştırdığımızda 17 değişiklik var. Bunların hepsi çok tehlikeli olur mu? Sanmıyorum. Ama içlerinden birkaç tanesi daha önceki teorik çalışmalara dayanarak virüsün yaygınlığını, yayılma hızını arttırabileceği şüphesiyle kaygı uyandırdı.
Fakat hiçbir şekilde daha önce de yaz aylarında da bir mutasyon benzer şekilde bu yaygınlığı arttırabilir kaygısıyla ele alınmıştı. Şiddetinde, insanların hastalığı geçirme şiddetinde bir farklılık yaratmadığı görülmüştü. Şu anda da bu varyant daha bir canavar virüsü yaratmış değil. O anlamda panik yapmamıza gerek yok. Ama hani %70 daha hızlı yayılıyor diyoruz ya, o noktada biraz kafamız karışıyor aslında. Niye mesela bu böyle? Bir önceki ilk korona, yani biz COVID-19'u ilk duyduğumuzda böyle değil miydi yayılma hızı? Bunu neyle açıklamak gerekiyor? Şimdi bu daha çok teknik detayına girmeyeyim, ancak şöyle evet, düşünelim. Hiç insan ayağı değmemiş bir yere iki kişinin gittiğini ve orada bir yaşam kurduğunu düşünün. Ve oradan sonra yıllar içinde oradaki komünitenin geliştiğini düşünün. Ve bu iki giden insanın bir genetik hastalığı olsun, belli bir örneğin albino olduklarını düşünelim. O toplumun çoğunluğu albino olacak ve siz o zaman normalin o olduğunu düşüneceksiniz. Buna evrimde kurucu etkisi deniyor, founder effect deniyor. Şimdi bu varyantın İngiltere'nin hangi bölgesinde çıktığıyla ve o bölgedeki toplumsal yayılımla da ilişkili olduğunu düşünüyoruz. %70 denen şu, şöyle bir analiz yapılıyor. O bölgedeki bu varyanta sahip hastaların zaman içindeki artış oranıyla bu varyanta sahip olmayan insanların artış oranına bakılıyor ve arada %70 bir fark olduğu gözleniyor. Fakat burada şunu şu an için bilmiyoruz, net de değil. O bölgedeki insanlar bu virüse sahip oldukları için mi daha fazla yayıyorlar, yoksa o bölgedeki toplumsal yayılım zaten bu virüse sahip insanların virüsünü yaymakta daha mı etkili? Yani hangisi neden, hangisi sonuç, bunu bilmiyoruz. Bu korelasyon çalışması olarak şu anda bize verilmiş durumda ama deneysel veri olarak bu virüsün daha hızlı yayıldığı yönünde bir deneysel çalışma şu an için mevcut değil. Kaygı şuradan kaynaklanıyor. Birçok mutasyonun ve değişikliğin biriktiği bir virüsle karşı karşıyayız. Belli bir bölgede, İngiltere'nin belli bölgesinde yayılımın hızlı olduğuna dair bir korelasyon çalışması var. Aynı zamanda da daha önceki bilgilerimizden teorik olarak bazı mutasyonların virüsün hücreye girmesini daha etkili hale getirebileceği bilgisi olduğu için bu üçü bir araya gelince bir temkin, tedbir ortaya çıkmış durumda. Ben şöyle tanımlıyorum. Ne panik yapmamız gerekiyor ne de bu varyantı göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani bilimsel çalışmalar devam ettiği sürece göreceğiz ki gerçekten bu etkili yayılımda daha etkili bir varyant mı, yoksa daha önce gördüğümüz yüzlerce mutasyon ve değişiklik gibi virüsü biraz değiştiren, virüsün kendi doğal evrim sürecinde ama hastalığın seyrine, salgının seyrine ve şiddetine etki etmeyen bir varyant mı bunu? Yani mesela aşı konusunda çok tedirginiz şu anda ama genel anlamda hani elimizde bir veri yok, temel bir şey yok. Dolayısıyla bunu etkiler mi, etkilemez mi gibi bir şey de söyledi daha önceki hekimlerimiz de. Siz de galiba aynı şey diyeceksiniz ama yani elde hiç temel bir bilgi yok değil mi şu anda? Araştırmalar sonucunda. Evet, temel bir bilgi yok. Aksine şöyle bilgilerimiz var. Virüs vücudumuza girdiğinde belli antikorlar yapılıyor. Ve bu bir tane değil. Çok çeşitli olarak yapılıyor. Bu evrimsel olarak yani bağışıklık sistemimizin kazandığı bir özellik. Bu antikorlardan bazıları virüsteki küçük yapısal değişikliklerle inaktif hale gelebilir. Yani etkisiz hale gelebilir. Ama diğerleri var. Vücudumuz her halükarda bu virüse değişse de tepki gösterebilecek kapasitede. Aşılar konusunda da aşıların üzerine oluşturulduğu virüs bölgesi çok fazla değişmiş değil. Bu varyantta da çok fazla değişmiş değil. O nedenle aşıların da etkili olacağı düşünülüyor. Elbette bir risk var. Elbette aşıların etkisinin azalabileceği riski var. Ama mRNA aşıları ve diğer aşılar kısa süre içinde bu değişikliği, eğer ki dünya üzerinde artarsa bu varyant, adapte edilebilir ve kısa süre içinde tekrar etkili bir aşı olarak ortaya çıkabilir. Şu an için böyle bir sıkıntıyı da görmüyoruz. Yani büyük bir kaygı uyandırmıyor. Şimdi Çin'den Aylin Hanım, Çin'den bu hafta geliyor aşı. 50 milyon doz eleştiri konusu, 3 milyon doz geleceği belirtiliyor.
ne zaman gelir, nasıl olur? Bir de böyle bir, şimdi herkes oraya odaklanmış durumda. Doğru. Ne kadar Doğru. gelecek? Hepimiz yaptırabilecek miyiz? Kimlere öncelik verecek? Doğru. Bir de torpilliler varsa öndeki yapıldığı bile söylendi şu anda Türkiye'de. Evet. Şöyle, biliyorsunuz Çin aşısının faz 3 çalışmaları devam ediyordu Türkiye'de. Oradaki söylem, çalışmaların kapanmasına rağmen bir takım imtiyazlı kişilere yapıldığı konusunda. Onu bir tarafa bırakalım. Önemli olan şey şu. Şu anda 83 milyon nüfusa sahibiz. Aynı zamanda mültecilerimiz var, biliyorsunuz. Kayıtlı olan 3,5-4 milyonluk bir mülteci grubumuz var. Bir de kayıtlı olmayan grubu da düşünecek olursanız yaklaşık 90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Gelişmiş ülkeler, mesela başı Kanada çekiyor. Her vatandaşı başına 9 doz aşı siparişi verdi. Kanada örneği. Onu işte Amerika Birleşik Devletleri, işte İngiltere gibi ülkeler takip ediyor. Biliyorsunuz kişi başına 2 doz yapılması gerekiyor en azından aşıların. Hem sepetinizdeki ürün çeşitliliğini artırmanız gerekiyor, hem de tüm vatandaşınızı aşılayabileceğiniz bir sayıya ulaşmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmazımız. Biliyorsunuz %67 oranında aşılanma gerekiyor ki bir sürü bağışıklığına gidebilelim diye. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gene aynı açıklamamız da var. En azından 150 milyon doz aşı temin etmemiz gerekiyor, vurguladık orada. Evet. Orada şuradan da geliyor. İşte 90 milyon üzerinden hesaplıyoruz. İşte yaklaşık 0-14 yaş grubunu dışında tutacak olursak, ki o grupta daha henüz belli değil aşılanmanın nasıl olması gerektiğini, en azından bir 70 milyon için bizim aşıya ihtiyacımız var. Oradan hesapla çıkıyor bu. Doğru adımlar atılıyor mu şu anda? Mesela siz 150 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'de işte COVID-19 danışma kurulu böyle söylüyor. Ama bir an önce buna uygun adımların da atılması gerekiyor. Kesinlikle. Çok da doğru Türkiye bir planlama ve organizasyon gerekiyor. Yani bakın, aşının temini sadece para verip alma işi sadece olayın bir kısmı. Lojistik desteği, bunları kimin yapacağı, nasıl dağıtılacağı, önceliklendirmenin nasıl yapılacağı. Biliyorsunuz önce sağlık çalışanları, sonra 65 yaş üstü. Ondan sonraki kısım daha henüz belli değil. Yani nasıl geçilecek ve zaten sayı nasıl temin edilecek? Başka ülke lerle de görüşmeler devam ediyormuş. Bunu net olarak biliyor olmamız lazım. O yüzden büyük bir endişe var insanlarda. Yani ben ulaşabilecek miyim? Sistem eğer sistemsizlik üzerine kuruluysa insanlar onu delmek için uğraşırlar. Diyorsunuz ya, imtiyaz sahibi kişiler. Devletin buna zemin hazırlamıyor olması lazım. Aşıların ücretsiz tüm vatandaşlar için eşit şekilde ulaşabileceği bir ortamda sunulması lazım. Bu çok önemli. Bunun altını çiziyoruz her zaman. Çünkü sonrasında ne olacağı da belli değil. Sayın Sağlık Bakanı bir takım açık uçlu bıraktığı söylemleri oldu. Belki sonra satışa çıkabilir gibi. Bunu da bizim tüm vatandaşlara fırsat eşitsizliğine izin vermeden ücretsiz olarak dağıtımını planlıyor ve eksiksiz yapıyor olmamız lazım. Sadece influenza aşısında yaşadığımız sorun bile bu güvensizliği doğuruyor. Ki kaldı ki aşı, hep altını çiziyoruz, bizim olmazsa olmazımız, halk sağlığının temel kuralı. Ama siz bu güvensiz ortamı sunarsanız insanların kafasında soru işareti olması çok doğal. Devlet olarak görev bu güvensizlik ortamını ortadan kaldıracak şeffaf yapıyı ortaya koymak her zaman. Evet, tekrar döneceğiz tabii kısıtlamalarla ilgili de birkaç şey de soracağım size, ama hemen hocamıza döneyim. Hocam, şimdi aşı, işte hani virüsü geçirmiş kişiler, siz de aynı zamanda mesela hani antikor üretme aşaması var, bir de aşıyı da böyle mi düşünmek gerekiyor? Yani vücuda antikor mu sağlıyor bu aşılar, önlem amaçlı antikor mu sağlıyor, ya da işte yeni varyantta da nasıl etkili olup olmadığını nasıl anlaşılıyor, kaç, ne kadar sürüyor zamanlama açısından örneğin? Öncelikle gecikmiş olarak Aylin hocama da merhaba demek istiyorum. Merhaba. Evet. Şimdi çeşitli aşı teknolojileri
Örneğin inaktif aşılardan bahsedersek, siz virüsü tamamen etkisiz hale getirip vücuda veriyorsunuz. Dolayısıyla virüsün tüm yapıları, tüm proteinleri, tüm bölgelerine bir antikor vücut üretiyor. Onu tanıyor, bir hafıza yaratıyor. Ama mRNA aşılarında biraz daha farklı. Virüsü vermiyorsunuz, ortada bir virüs yok vücuda verilen, fakat virüsün belli bir bölgesini kodlayan bir genetik yapıyı oraya veriyorsunuz ve vücudumuz kendisi virüsü değil ama virüsün bir kısmını üretiyor. Ve antikorlarımız daha spesifik olarak o bölgeye yapılıyor. Çeşitli teknolojilerde çeşitli antikorlar üretiliyor. Pandemi içinde yapılan çalışmalarda hastalığı geçiren insanlarda, yani virüsü tamamen almış doğal yollarla hastalanmış insanlarla yapılan çalışmalarda 100'den fazla antikor tipinin üretilebildiğini biliyoruz. Yani virüsün belli bölgelerine antikorlar üretiliyor. Bunlardan bazıları daha etkili, nötralizan denen antikorlar. Bunlar çoğunlukla mRNA aşılarının da hedeflediği S proteini dediğimiz bir bölgesi var. Çok teknik detaylara girmeyelim. Oraya hedeflenen antikorlar. Bunlar nasıl ölçülüyor? Kan analizleriyle bakılıyor. Hastalarda hangi tip antikorların üretildiğine bakılabiliyor. Ve çeşitli moleküler tekniklerle bu antikorların hangisinin etkili olduğu biliniyor. Dolayısıyla konvalesan plazma tedavileri de bu antikorların kandaki varlığı üzerinden ortaya çıkan bir tedavi biçimi. En fazla nötralizan antikoru olan, yani etkili antikoru olan kişilerden plazma alıp hasta olan kişilere verdiğinizde o antikorlar bağışıklık sistemini uyarıyorlar. Yani dışarıdan hasta olan kişinin hasta olmayan kişiyle bir dayanışması gibi düşünebiliriz. Şimdi varyantlar nasıl değiştirecek? Bu varyantların analizleri büyük ihtimalle yapılacak. Şöyle ki, önceki bu varyanta sahip olan virüsle hastalanmış kişilerin kanlarından yapılan analizlerle diğer bir önceki bizim bildiğimiz, hani bu varyanta sahip olmayan ama yine COVID-19'u yaratan virüsle hastalanmış kişilerin kanlarından yapılan analizler bize hangi antikorların değiştiğini gösterecektir. Eğer değişen antikorlar varsa aşılar, tedaviler, diğer teknikler buna göre modifiye edilecektir. Çok büyük değişikliklerin olacağı öngörülmüyor. Çünkü bahsettiğim gibi onlarca çeşit antikor yapılıyor. Bunlardan bir tanesi inaktif hale bile gelse diğerleri yine bizi koruyabilecek etkiye sahip olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi COVID geçirmiş, işte antikor üretmiş kişiler de aynı zamanda zaman içerisinde azalıyor mesela, değil mi, o antikor seviyesi de. Denildi mesela ki mesela COVID geçirenler olmayacak aşı. Yani hani öncelik sırasına girmiyor. Son 6 ay içinde dendi ama o daha net açıklanmadı. Mutlaka açıklayacaklardır onu. Son 6 ay içinde enfeksiyonu geçirmiş kişilerde önceliklendirmede ön sıralarda yer almayacaklar. Ama tabii mesela virüs yükü biliyorsunuz çok önemli. Sağlıkçılar için bu nasıl uygulanacak? Her şeye rağmen onlar yine de aşılanacak mı? Bu konuda henüz bir fikrimiz, bilgimiz yok. Açıklayacaklardır diye bekliyoruz. Aslında hep birlikte, aslında süreç bize belki öğretiyor birçok şeyi de. Yaşadığımız süreç. Şimdi Mart ayından bugüne kadar bizler de çok şey öğrendik. Kesinlikle. Vatandaşlar da aynı şekilde. Fakat tabii Türkiye'de biraz daha farklı gidiyor olay. Çünkü bir rehavete kapılma süreciyle maalesef sayıda arttı. Ölümler daha çok arttı. Dolayısıyla işte bu saatten sonra nasıl olacak? Mutasyondan sonraki süreç nasıl gitmeli? Yani şimdi mutasyona uğradı, tamam. Yine başa döneceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz diyorlar. O kadar farklı yorumlar da geliyor ki. Şimdi mesela önümüzde yılbaşı süreci var. Alışkanlıklardan da vazgeçemiyoruz. Vazgeçmemiz gerekiyor ama... Yine evde toplanmalar tabii, belki de olacak. Hatta alışveriş süreçleri
Mesela alışveriş şeklimiz de değişti dolayısıyla. Doğru, doğru. İşte her şey biz pazarlara gidip işte hallere gidip daha doğrusu oradan kilolarla elimizle seçerek alırken şimdi daha farklı oldu. Şimdi Elif Hanım, gönül ister ki aslında bizim bu standart süreçleri tartışmayı bırakıp her şey güzel işlesin, geleceği planlayalım. Aslında gönül bunu istiyor. Artık tüketici yaklaşımları nasıl değişecek? Gençleri önümüzdeki dönemde ne bekliyor? Hı hı. Bir genç kuşağı gerçekten bir yıldır eğitimsiz bıraktık. Orada çok ciddi bir fırsat eşitsizliği doğdu. Bir takım şeyler mecburiyetten, bir takım şeyler yanlış uygulamalardan gerçekleşti maalesef. Bizim bunları planlıyor olmamız lazım. Çok ciddi bir işsizlik oranıyla karşı karşıyayız ve önümüzdeki dönemde de bu konuda çok büyük bir ışık yok maalesef. Bizim bunları planlıyor olmamız lazım. Gençlere nasıl güzel bir Türkiye sunacağız, nasıl onları sistem de tutacağız. Sağlık sistemini bundan sonra nasıl planlayacağız? Hayatımızda bundan sonra da salgınlar olabilir. Evet, 100 yılda bir gelen bir durum. Ama bakın, dünyada bir antibiyotik direncinden bahsediliyor. Aslında böyle başka sıkıntılı konularımız da var. Artık yavaş yavaş yoğun bakımlarda kullanacağımız silahlarımız giderek azalıyor. Bunları da bizim planlıyor olmamız lazım. Ama bunları planlarken rutin işlerimizin tıkır tıkır gidiyor olması lazım. Bilimsel verilere dayalı olarak burada bunları konuşmak yerine, hı hı, hep günlük işlerle biz boğuşuyoruz. O zaman günlük işlerle boğuştuğunuz zaman geleceği planlamanız mümkün değil. Karşınıza o zaman gelecekle ilgili endişesi olan 65 yaş üstünde de sorsanız, 18 yaşındakine de sorsanız aynı karamsarlıkta şu anda. Oysa gençlere bizim bir takım şeyler vaat ediyor olmamız lazım. İleri yaşa bir takım şeyler vaat ediyor olmamız lazım ve onlarla şu anda meşgul oluyor olmamız lazım. Maalesef biz şu anda işte veriler doğru mu değil mi, onun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Doğru veri nasıl olmalı? Bunlarla uğraşmıyor olmamız lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. İşte semptom gösterdikten uzun zaman geçtikten sonra hastaların hastanelere gittiğini, başvurduklarını. Ama şimdi bilemiyorsunuz da, yani hani öncesinde bunun, yani gidip de bu sefer de deniliyor ki işte hani semptom göstermeyenlere test yapılmıyor mesela. Ya o da böyle sistemsizlikten kaynaklanıyor. Şimdi bu o kadar karışık ki onun nasıl, yani bunu çözmek de gerekiyor. Tabii. Bir yandan ben diyelim ki temaslı birisiyle bir araya geldim ama gittiğimde bir semptom var mı sizde diyorlar. Yok ama bu bir hafta sonra da 2-3 gün sonra da ortaya çıkabiliyor. Oysa ki tarama programı bu işin olmazsa olmazı. Ne kadar çok pozitif yakalayıp ne kadar çok onları izole ederseniz o kadar sistemi rahatlatıyorsunuz aslında. Bir de ne kadar erken tanı koyarsanız tedaviye verilen yanıt da o kadar başarılı oluyor. Bizim bunları planlıyor olmamız lazım. Şu anda tam tersine test yapılmamak üzerine kurulu sistemlerde hem geç tanıyla bazı hastalarımızı kaybedebiliyoruz. İnsanlar gitmeye korkuyor çünkü test kuyruklarını görüyorsunuz. Yani oraya sağlam girseniz hasta çıkacağınız bir ortamda ciddi kuyruklar var. İnsanlar da mecbur kalmadığı sürece gitmek istemiyorlar. O ortamlara girmek istemiyorlar. Yine doğru sistemlerle bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Aslında hep dönüp dolaşıp sisteme gidiyoruz tabii. Kesinlikle. Sağlık sistemi, eğitim sistemi. Kesinlikle. Bizde her şeyin bir tekrar bu süreçle lazım. Birlikte belki de ele alınması gerekiyor. Hocam siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani belirti göstermeden gidince test yapmıyorlar. Sonradan gelince geç geldin diyorlar. Yani bizde biraz böyle değişik ilerliyor Türkiye'de. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Pandeminin ilk başından itibaren pandemi planlarında birkaç ayak var. Tedavi bunlardan bir tanesi elbette ama tanı ve izolasyon da önemli iki farklı ön aşama. Yani tedaviye gelmeden önce eğer izolasyonda ve tanıda insanları yakalayabilirseniz yayılımı da azaltabilirsiniz. Türkiye'de test kapasiteleri en başından itibaren yeterli seviyede zaten değildi. Hastaneler içinde triyaj uygulamaları sıkıntılıydı, bunu gördük. Yani insanlar koridorda kalabalık bir şekilde beklerken bile virüsü kapma şansına sahiplerdi. Bu nedenle hem insanlar kendilerini biraz geri çektiler gidip test olmakta, hem de
birçok hastaneden aldığımız sahadan gelen verilerle zaten test kapasitesi yetersiz olduğu için ilaç verilip eve gönderildiklerini ve toplu taşımayla eve gittiklerini biliyoruz. Yani ayrıca refakatçi alındığını vesaire. Yani bu anlamda Türkiye'de test olabildiğince yüksek sayıda yaygın yapılsaydı en başından itibaren belki biraz daha gerçek tabloyu görebilirdik. Bunun yanında zaten verilerle iştigal ediyoruz. En başından bir senedir verilerin gerçek olup olmadığı üzerine konuşuyoruz. Yani konuşmamız gereken şeylerden çok aslında durumu anlamaya çalışıyoruz ve bu güvensizliği yaratan bir durumdu. Sizin de söylediğiniz gibi. Bir şey eklemek eğer izin verirseniz. Buyurun. Türkiye'de güvensizliği yaratan durumlardan bir tanesi de kolektif akılla ve işin uzmanlarının sürece katılımının olmaması. Yani bir karar alınıyor ama bu kararın bilimsel nedeni sürekli sorgulanıyor ve gün geliyor kısa bir süre sonra bu kararların da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gitgide bir güven azalımı gerçekleşmiş durumda. Yani olabildiğince bu gemide beraberiz. Hep beraber bu sürece olabildiğince beraber kolektif aklı yaratabilseydik. Meslek örgütleri, Türk Tabipleri Birliği, eğitim örgütleri, herkes, tüm siyasi partiler buna dahil olabilseydi çok daha değişik bir toplumsal mücadele alanında olabilir. Dahil olmayı bırakın hocam, kapatılsın denildi. Tam tersi. Evet, tabii. Maalesef. Umuyoruz ki Mart ayından bu zamana yapılan yanlış uygulamalar ya da işte yanlışlıkla gidilen yol bir şeyleri göstermiş olsun. Aylin Hanım, şimdi bir tıbbi cihaz firmaları soru yöneltiyor bu süreçte yeri ve önemine dair. Onlar da zor durumdalar zaten. Aslında değinecektim o konuya ben. Çok kısa hemen onu da alalım mı? Şimdi çok büyük bir tehlike kapımızda. Biliyorsunuz tıbbi cihaz firmaları ve medikal firmalar olarak adlandırdığımız Türkiye'de çok sayıda bu tür firma var ve çok büyük özverilerle çalışıyorlar. Yıllardır aslında bu böyle. Onlarsız sağlık sistemi bir hiç aslında. Bunlar nedir? İşte kullandığınız protezlerdir, kalp kapaklarıdır, kalp pilleridir. Aklınıza gelebilecek her türlü ufak ve büyük cihaz aslında. Ve Türkiye'de yerlileşme ve millileşme konuşulurken bunların geri ödemesi Sağlık Bakanlığı'nda ve üniversite hastanelerinde 3 yıllara çıkmış vaziyette. Daha 3 yıldır parasını alamayan firmalar var. Ve bu koşullardayken geri ödeme yapmak yerine %20'lik bir feragatten bahsediliyor. Oysa bunların dayanma gücü kalmadı ve her geçen gün bir kapanmaya başladılar. Onlar bizim dirsek temasıyla çalıştığımız çok önemli kuruluşlar. Bakın geçenlerde bir patlama yaşandı maalesef. Evet. Çok da üzücü bir olaydı Gaziantep'te. Bugün 12. vatandaşımızı da kaybetmişiz maalesef. Bu tesis güvenliği hasta güvenliğinin olmazsa olmazıdır. Tesis güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri de tıbbi cihaz tarafıdır ve kullanılan malzemedir. Malzemenin kalitesidir ve bunu eğitimle ehil kişilere bırakmak çok önemlidir. Bu vesileyle hem tıbbi cihaz tarafını analım hem de hastanelerde bir olmazsa olmazı ama birçok hastanede koyamadığımız biyomedikal mühendisliği kısmını konuşmamız gerekiyor. Hastaneler çünkü çok sayıda yüksek teknolojili cihaz barındırdığı için ehil olmayan ellere teslim edilmiş vaziyette. Ayrıca zaten tıbbi cihaz firmalarıyla zaten biz zaman zaman yayınlarımıza da kendilerini de alıyoruz. Evet. Bu konuyu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Bu mesajlara da buradan böylece yanıt vermiş olalım. Hocam, Çağan Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Teşekkür ederim davetiniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olunuz. Görüşmek üzere. Evet, Aylin Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz ben size de. Ben teşekkür ediyorum. Tabii işte böyle alışveriş sürecine ilişkin sorular da geliyor. Benim de kafamda oluşan bazı sorular var ama ilerleyen günlerde yine konuşacağız. Tabii. Paket halinde ürünleri almamızdan yana mısınız siz de? Hani işte açıktan satılan ürünleri düşünün. Ha. İşte kuru yemiş sorusu vardı da. O konularda çok sürecin başında biliyorsunuz çok bu konu çok gündemdeydi. İşte paketleri biz dışarıda bıraktık, sabunlayarak aldık. Şu anda biliyoruz ki temel bulaş sürecimiz damlacık enfeksiyonuyla. Yani bizim mesafeyi koruduğumuz zaman, maskemizi taktığımız zaman ve ellerimizi düzenli olarak yıkadığımız zaman bu hastalığı bertaraf edebiliyoruz. Dolayısıyla o işte açıktan almak, hani konunun uzmanları daha farklı söylüyorlar.
söyleyebilir yüzdeleriyle ama esas konumuz bizim damlacık enfeksiyonu ve yakın mesafelerde ve kalabalık ortamlarda bulunmakla ilgili. Ve maske takmak diyelim. Evet, olmazsa en önemlisi. Sağ olunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, mutasyona uğradı dedik. Tabii gün boyu da aslında konuştuk virüse dair. Ana haber bültenimizde de akşam haberlerimizde de ayrıntılı bir şekilde yer alacak diyelim. Ankara saatini noktalayalım. Hoşça kalın.